Devir yönü bulacağız. Devir yönü bulabilmemiz için bana iki tane referans noktası lazım. Tamam mı? Bir önceki soruda devir bekçisi çözmüştük. İşte 2'nin altındaysa zaman, 4'ün üstündeyse zaman diye. Orada tek sensör kullanmıştık. Tek sensörle siz devir yönünü bulamazsınız. Çünkü sağa da dönse tek sensör sinyal verecek, sola dönerse tek sensör sinyal verecek. Burada devir yönünü bulabilmem için bana iki tane referans sensör lazım. Sensörlerimizden bir tanesini input 01'e, diğerini input 02'ye bağlamışız. Tamam mı? Ve sensörlerin devreye giriş sırasına göre ben devir yönünü bulacağım. Burada akla şöyle bir şey gelebilir. Şöyle bir soru gelebilir. Hocam bu buna yakın zamanlamalı bir iş yapalım. İşte bu tarafa geliyorsa iki sensör arasındaki zamana bakalım. Ya da işte buradan geldiğinde veya buradan geldiğinde şu iki sensör arasındaki mesafe uzun olduğundan bu süre bu süreye göre daha uzundur yapabilirsiniz. Tamam mı? Ama orada da hangi sensörün daha önce devreye girdiğini bilmeniz lazım. Yani dönüp dolaşıp biraz sonra yapacağım çözüme geleceğiz. Burada çeşitli olasılıklarımız var. En kolay çözüm şu. Örneğin ileri dediğimizde ileri dönüşte yani şu dönüşümüzde ilk önce input 01 parçayı görecek, daha sonra input 02 parçayı görecek. Bu benim ileri dönüşüm ve bunu Q01'i yakarak Q01'e çıkış vererek göstereceğim. Tekrarlıyorum. İleri hareketimde ilk önce görülen sensör input 01, ikinci görülen sensör input 02'dir. Tamam mı? Eğer ben bunu ters çalıştıracak olursam, geri gelecek olursam ilk görülecek sensör input 02, ikinci görülecek sensör input 01'dir. Yani sensörlerin yönü değişti. Yani geri dönerken ilk önce input 02'yi göreceksin, daha sonra input 01'i göreceksin. Nasıl bir mantık kullanacağız? Burada şöyle bir mantık kullanacağız. Bu sensör görüldüğünde ilk, tamam mı? Bunun görülmesini kapatacak, körleyecek. Ne demek istiyorum? Örneğin ileri hareket ediyoruz. İlk önce bu sensör görüldüğünde bu sensörün görülmesini kapatacak. Burada ama devamlı devrede kalan bir parça var mı? Hayır, devamlı devrede kalan bir parça yok. Parça devamlı dönüyor. Burada set resetli bir çalışma yapacağız. Bu sensörü, parça gördüğünde bu sensörü setlediğimizde bu sensörün görülüp setlenmesini engelleyecek. Ya da tam tersi çalışmada parça bu tarafa geri hareket ettiğinde ilk önce bu sensör gördüğünde bu sensör parçanın bu sensör tarafından görülmesini körleyecek. Yani engelleyecek. Ama şu var, bunu bir sefer yapmayacağız ki, devir yönü değişebilecek. Yani hocam bunu bir sefer yapsak ve devamlı sistem böyle çalışsa, evet input 01'i önce gördüğümüzde bu sistemi körleriz, devam eder durur. Ya da setleriz bunu, bunu setlediğimizde bunun setlenmesini engelleriz, sistem öyle çalışır durur. Ama arada ben devir yönünü değiştirmiş olacağım. Devir yönü kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben sadece sorunun kısmına odaklanıyorum. Yani orada Q00 varmış, Q00 işte şu motoru sağa döndürmüş. O kısmı değil. Ben sadece devir algılama kısmı ile ilgileniyorum. Ha önümüzdeki hafta şöyle de sorabiliriz. Ben size veririm Q06 ile Q07 çıkışlarını. Tamam mı? İşte şuna bastık, Q06 çalıştı, buna bastık, Q07 çalıştı, Q06 ileri dönüyor. Hadi bir de dönün bakayım, mekanikte bakın doğru mu, yanlış mı diye. İsterseniz. Tamam mı? Ama gerek yok, ben odaklandığım kısım burası. Devamlı devrede aynı yönde çalışmayacağı için şöyle bir şey olacak. Bu parça görüp setlendiğinde, bir sonraki dönmede aynı yön olup olmadığını ya da başka yönde dönüp dönmediğini görebilmesi için bunu körledikten sonra bunun resetlemesi lazım. Ne demek istiyorum? Bu işlem bu şekilde oluyor mu? Farklı bir zamanda da bu şekilde oluyor. Ben bunu setlediğimde, bunun seti, bunun önünü kapatıp bunun setlenmesini engellediğinde, bunu körlediğinde, tamam mı? Bunun setlenmesi, bununla ilgili işlem bittiğinde çözülmesi, resetlenmesi lazım. Niye?
Çünkü aynı yönde dönmüyor. İşlemi, işi gördük, işi gördükten sonra sistem yine başa dönecek. Bir daha bakacak var mı yok mu? Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Şuradan başlayalım. Siyah yazıyor muydu? Yükselen kenar kullan yağmurda. Tamam mı? Niye hocam? Güzel bir soru. Biraz aşağı çizeyim. Biraz sonra çeşitli opsiyonlar olacak. Aynı sensörden iki kere üst üste geçebilecek. Arada kalacak. Tamam mı? O gibi durumlarda sensörü sadece bir kere görmesi, setlemesi veya resetlemesi gerekir. Sensörü devamlı gördüğünde bazı çıkışlar birbirleri üstüne binecek, çakışacaklar. Onu biraz sonra şu bak çizdiğim şeyler var ya, orada göreceğiz. Biraz aşağıdan alalım. P kontak kullandım. Input 0.1. Eğer input 0.1. Input 0.1. Bu taraftan geliyorsa şöyle düşünelim. Şu şekilde ileri döndüğünü düşünelim. Input 0.1 setlensin. Şimdi input 0.1 setlesin. Kimi setleyecek? İleri Q 0.1'i. Burada bir ara memory bit kullanacağım. Direkt çıkışları yansıtmayacağım. Çünkü devamlı girecek çıkacak devreye. Ben tek çıkış istiyorum sizden. Devamlı yansın diyor. Ama devamlı devrede şu anda yaptığım sistem devreye girip çıkacağı için bunu bir merkez 0.1'e setleme şeklinde araya yaman atacağım. Daha sonra çıkışlar atacağım. Şimdi ne oldu? Input 0.1 gördü mü? Input 0.1 gördü mü? Gördü. Biraz sonra bunu körleteceğim dedim. Önünü kapayacağım. Peki bunu körlettikten sonra işim ne zaman bitiyor benim? Bu parça bunun altından kurtulduğunda. Orası anlaşıldı mı? Bakın. Dönmeye başladı. Dönmeye başladıktan sonra bunu gördü. Setlendi. Bu parçanın önünü şey yaptı, körledi. Devreye sokmadı. Daha sonra bu parçadan kurtulduğunda, yani input 02 sensöründen parça kurtulduğunda reset atmam lazım ki bir sonraki çalışma için tekrar başa dönsün. O zaman ne zaman reset atıyorum ben? Sensör 2.input 0.2'den kurtulduktan sonra. Ne zaman kurtuluyor o? Input 0.2'nin düşen kenarında reset merkel 0.1 resetleniyor. Bitiyor. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer şu oluyor. Her input 0.1'i gördüğünde setliyor. Input 0.2'den kurtulduğunda resetliyor. Bakın. Gördünüz mü? Setledi, resetledi. Döndü, setledi, resetledi. Aynı mantıkla da geri için kuracağım ve biraz sonra kontakları önüne koyunca ne olduğunu anlayacaksınız. Geride ilk önce kimi görüyor? 0.2. Input 0.2'yi görüyor. Input 0.2'de merkel 0.2'yi setliyorum. Geri gelirken en son kimden kurtuluyor? Input 0.1'e. Input 0.1'i merkel 0.2 resetliyor. Input 0.1'de. Ne oldu? Merkel 0.2'yi setlemedi. Yazarız. Ne oluyor? Bakın. İleri dönerken setledi, resetledi. Setledi, resetledi. Setledi, resetledi. Geri gelirken ne oluyor? Geri gelirken de setledi, resetledi. Setledi, resetledi. Peki. Merkez 0.1 setlendiğinde merkez 0.2'nin setlenmesini önlersem ya da merkez 0.2 setlendiğinde merkez 0.1'in setlenmesini engellersem ne olur? Sadece bir yönü aldılar. Bak. Setledi. Parça buna geldi. Setleyemedi. Niye? Kontağını açmış oldum. Tamam mı? Devam etti. Setledi, resetledi, devam etti. Yani sen de mi sormuştun ya. Şurada input 0.2'yi merkez 0.2'yi setleyemedi. Burada merkez 0.1'de ne yaptı? Resetledi. Tamam mı? Sensöre tek bağlarsak bunu, tek sensöre bağlarsak yani P ve N kullanmazsak satırları aşağıda veya yukarıda yazdığı zaman sistem çalışmaz. Tamam mı? Çünkü aynı anda sensörü görecekler. Biri setleyecek, biri resetleyecek. Anlaşıldı mı? Yerlerini değiştirdiğin zaman o mantığı vermeyecek bize.
Şimdi ne yaptık? Bu yönde dönerken setlendi mi merkez 0-1? Evet. Merkez 0-2 setlendi mi? Hayır. Setlenemedi. Önünde kontak var. Tamam mı? Setledi, setleyemedi, resetlendi. Merkez 0-1 set, setleyemedi 0-2. Merkez 0-1 set, merkez 0-2 setleyemedi. Devam etti. Terste, terste bu sefer merkez 0-2 girdi. Merkez 1'i önünü körledi. Kontağını açtı, o setleyemedi. Merkez 0-2 0-1 olmadı. Merkez 0-2 0-1 olmadı. Eğer soruyu sadece bu şekilde çözmüş olsaydınız bugün, sorunuzu kabul edebilirdim. Sorunun normal şeyi bu. Biraz sonra Q'ları atacağım, o ayrı kısım. Ama ana omurgasını, mantığını oluşturan kısım bu. Hocam, şuradan 0-2'ye neye kontağı koyduk, resetledik ya. Yani biz orada şey demek istedik değil mi? Birden 0 olduğunda reset atsın bana. Sistemde işi bitti bak. Artık bununla ilgili şeyi engelledi mi? Bunun çalışmasını engelledi mi? Evet. Engelledikten sonra reset atsın. Niye? Böyle kalmayacak çünkü yön değişecek. Burada reset atsın ki ters dönerse bu sefer de ters yönde çalışabilsin. Eğer burada ben ona reset attırmasam merkez 0-1 bir setlenecek, bir daha reset yiyemeyecek o. Anlaşıldı mı? Hocam İşi... ben anlayamadım ya. Şimdi bak. Yaptığım şey önce giren sensör, sonra girecek sensörün devreye girmesini engelliyor. Tamam mı? Şimdi. Ama sensör de devamlı devrede kalmıyor. Niye devamlı devrede kalmıyor? Veya setlediği eleman devamlı devrede kalmıyor merkez 0-1. Çünkü yönü ben herhangi bir zamanda değiştirebilirim. Bu sefer ilk başta çalışan setli kalırsa daha sonra yön değiştiğinde algılayamam. O zaman şöyle bir şey var. Sensör öbür sensörün devreye girmesini engelledi ama kendini de devreden çıkarttı. Engelledi, devreden çıkarttı ki devir yönü değiştiğinde başlangıç koşullarına dönebilsin. Tamam mı? Şimdi merkez 0-1'i burada setledim mi? Evet. Burada, burada merkez 0-1'in devreye girme anı. Şurası. Merkez 0.1. Burası ne? Merkez 0.2'nin devreye girme anı. Bu setlenince bunun setlenmesini engelledi mi? Evet. Engelledi. Kapalı kontaklarla. Kapalıyı açtı. Ama burada da artık merkez 0-1'li işim bitti benim. Resetleyeyim ki devir yönü değiştiğinde mantıklı çalışma elde edebileyim tekrar. Anlaşıldı mı? Şimdi devrenin ana omurgası bu. Ana devresi bu. Şu araya bir satır ekleyeceğim. O yüzden açmak istiyorum şurayı. Hocam diğer katı var. Yok. Şeyle gözümüzün önünde kalsın. Kamerayla oynamayalım. Bak bu kabulü söyleyeyim ben size bugünkü sınavda. Peki böyle yapamam mı? Var mı? Biz Sametlerle, biz Sametlerle yapmıştık. Mehmet Hoca'nın kendi yolculuğundan sonra bunları yapmıştık. Eren dersin sağ olun. Bir kapattı. Şimdi bakın. Şimdi. Bak buraya. Şu çalışmada. Bu çalışmada eğer motoru durdurduğunuzda mil şu arada bir yerde durursa sıkıntı yok. Bakın şimdi. Bu çalışmada, bu bahsettiğim çalışmada şu mil çıkıntısı şurada bir yerde kalırsa sıkıntı yok. Orada bir yerde kalırsa niye sıkıntı yok? Çünkü setledi, resetledi, burada hiçbir eleman devrede değil. Ortada. Ya da bu tarafa dönerken setledi, burada resetledi. Şu alan aslında orada çalışmıyor gibi bir şey hocam. Çalışmıyor. Şu alan, bakın. Şu alan hiçbir elemanın devrede olmadığı bir alan. Setleniyor, resetleniyor, setleniyor, resetleniyor. O yüzden mil burada bir yerde durduğunda, burada bir yerde durduğunda öbür yöne döndüğünüzde bir sıkıntınız olmaz. Orada. Ama mil gelip bu arada durursa, denk gelir. Mil bu arada durursa orada şöyle bir şey var. He. Yöne bağlı olarak merkez 0-1 devrede kalmış olabilir. Ya da yöne bağlı olarak merkez 0-2 setli kalmış olabilir. Merkez 0-2 setli kalmış olabilir. Şu onu diyorum. Ya 0-1 ya 0-2 biri o arada setli. İleri. Ne demek istiyorum? İleri eğer bu yönde geliyorsak, ileri yönde gidiyorsak şurada merkez 0-1 setli. Geri geliyorsak merkez 0-2 setli.
durdu, ters döndü, aynı sensörden iki kere geçti peş peşe. Bakın. Motor mini geldi, burada durdu, input 01'de gördü, geri geldi. Ya da burada geldi, input 02'yi gördü, arada durdu, geri geldi. İşte bu sıkıntı. Tamam mı? O niye sıkıntı? O şu nedenden dolayı sıkıntı. Orada zaten o eleman setli kalmış oluyor. Tamam mı? Orada ne yapmamız lazım? Bir sensörü iki kere görüyorsa, o setin bozulup resetlenip öbürünün setlenmesi lazım. Ne demek istiyorum? Bakın. Şişt, bak buraya. Sensörü gördü mü? Gördüm. Durdu. Birinci gördü. Bir daha gördü mü aynı sensörü? Evet. Bak birinciye gördü, ikinci. Sayıcı falan koymaya gerek yok çünkü araya eleman ekliyorsunuz. Hocam sensör 2 olursa peş peşe işi uzatmaya gerek yok. Ya da geldi sensör, input 02'yi bir kere gördü. Döndü, input 02'yi bir daha gördü. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum ben. O kısmı ayrı mı çizelim? Devam edeyim de mantığını sonra anlatayım size. Şimdi bakın. Bir sensörün peş peşe iki kere görüldüğünü nasıl anlayacağız? Nasıl anlatacağız? Bak buraya. İleri yönde gidiyorum. Input 01'i gördü mü? Evet. Gördü. Şu anda burada durdu mu? Durdu. Şu anda kim setti? Merkez 01 setti. Tamam mı? Geldi, input 01'i gördü. Burada durdu. Merkez 01 setti mi? Geri dönerken input 01'i gördüğünde kim setti hala? Merkez 01. Diyorum ki, bak buraya. Input 01'in yükselen kenarını gördüysen. Tamam mı? Dönüyor. O arada merkez 01 setliyse. Yani bir önceki görmeden dolayı merkez 01 setliyse artık merkez 01 devreden çıkacak. Merkez 02 devreye girecek. Ne yaptım? Eğer input 01'i dönüşte bir daha yükselen kenar gördüysen ve sen bunu dönüşte gördüğünde bu arada merkez 01 çalışıyorsa, tamam mı? Merkez 02 setle, merkez 01 resetle. Yani öbür yardımcı elemana geçti. Yani biri durdu, tekrardan ikiden başla. Bak diyorum ki, peş peşe bir sensörü iki kere görüyorsan yönün değişmiştir diyorum. Evet. Bak, bir sensörü peş peşe iki kere görüyorsan yönün değişti. Geldik gördük birinciye. Hocam sayıcı koyalım. Sayıcıya gerek yok. Daha basit bir yöntem var. Bu da kullanılırsa kullanılır bu. Geldi birinciyi gördü. Şu ara merkez 01 setli. Merkez 01 setliyken geri dönerken hem merkez 01 setli hem de sensörü görüyor. O zaman diyorum ki input 01'i gördüğünde merkez 01 setliyse, kapalı mı olur burası? Evet. Input'u gördün, dönüyorsun. Birinciyi gördün, ikinciyi görüyorsun. Dönüştesin. Bunu gördün, yükselen kenar verdin. O ara setliyse onu resetle. Yönün değişmiştir artık, diğerini setle. Hocam aşağıda biraz setliyor mu? He? Aşağıda biraz setliyor. Burayı mı diyorsun? Bu ne? Açar. Anlaşıldı mı? Şimdi onu anlatacaktım ben sana. Bak. Merkez 01 setledi mi? Resetledi mi? Merkez 02 setledi mi? Evet. Bir sonraki çevrim burayı açar. Dert değil. Set resetle devamlı kalıcılık aranmaz. Ne oldu? Merkez 02 setlenici aşağıya açtı. Merkez 01'in dönüşte tekrar setlenmesini engelledi. Bu nedenledir ki eğer sen bu satırı, yine geldik satırların sıralamasına, buraya al, sistem yine çalışmaz. Tamam mı? Oraya alırsak çalışmaz mı? Çalışmaz. Niye? Setliyorsun, resetliyorsun, Tamam mı? Olmaz. Burada çalışmaz. Şimdi gelelim. Aynı mantığı öbür yön için kullanmaya.
Öbür yönde ilk kimi görüyordu? Input 0.2'yi mi? Eğer input 0.2'yi yükselen kenar gördüysen o ara düzeltiyorum. Açık oldu. Açık oldu. O ara gördün. Merkez 0.2'yi setleri geri dönüyorsun. Input 2'yi gördüysen o ara merkez 0.2 çalışıyorsa setliyse merkez 0.1'e geçecek set ve merkez 0.2'yi de resetleyeceksin. Eğer bir sensör, bunun anlamı şu, eğer bir sensör peş peşe iki kere görüyorsa artık yön değişmiştir. O yönü resetleyip öbür yönü setleyeceksin. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Hala bunu çıkışa yansıtmadık. Ha, olay bu. Şurada şu anlayamayanlar için buradan bir daha açıklayalım. Bak şimdi. Q01 çalıştı ya. Geri. Gördü bakın sensörü. Bak bu yöne gördü. Yön değişti. Bu yöne giderken Q01 çalışıyordu. Doğru mu? Evet. Ama bu yöne döndüğü anda Q02'ye dönmesi lazım. Ya da bu yöne geliyordu. Alttaki yeşil için çiziyorum. Bu yöne geliyordu. Q02 gördü. Yön olarak çıkış verdi. Geriye alacağım. Geriye Q01'i almam lazım. Şimdi bunları çıkışlara atadım mı? He? Bunları çıkışlara şu anda atamadık. Peki ben sizden ne istedim? Devamlı Q'ların çalışmasını istedim. Doğru mu? O tarafım net alıyor, bu tarafım net alıyor kamera. Sağ daha iyi hocam. Tamam. O zaman şöyle bir şey diyelim. En alttan merkez 0.1 gördüğünde Q0.1'i çalıştırsın. Merkez 0.1 devreye girdiğinde Q0.1'i çalışsın. Q0.1 devrede, devreye merkez 0.1 ile girdi mi? Evet. Merkez devrede kalıyor mu devamlı? Hayır. İki merkez de şu arada. Doğru mu? Merkez 0.1 bu arada. Merkez 0.2 bu arada. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Kendisiyle Q0.1 ile mühürlemem lazım. Ya da tam tersi merkez 0.2 devreye girdiğinde Q0.2'yi devreye sokup merkez çıktığında da kalıcı çalışması için kendini mühürlemesi lazım. Peki soru şu. Merkez 0.1 girdi, çalıştırdı, mühürledi. Nasıl devreden çıkacak? Daha mantıklı bir şey söyleyeyim ben size. Heh. Hepsini Merkel'in üstüne yapıyoruz. Hani dedik ya bir stil belirleyin kendinize. Ne oldu? Merkel 1 girdiğinde Q01'i devreye soktu. Devreye girdi, mühürledi. Ama Merkel 2 girdiğinde devre dışı bıraktı. Ya da Q'larla da yaparsın ama stil belirleyin dediğimiz için bunu söylüyorum. Merkel 02 girdi, Q02'yi devreye soktu. Q02 mühürledi ama yön değiştiğinde, merkez 01 girdiğinde devreye, öbür yön devreden çıktı. Grafik olarak da bu, eğer anlamadıysanız inceleyebilirsiniz. 01'i 02'den önce görüyorsa, resetlediği yerden itibaren ilk baştan geçiştirirseniz Q01, Q02'yi Q01'den önce görüyorsa Q02, bu size az önce arada kaldığı dediğim yer iki kere gördü. Q01'e, input 1'e, input 2'yi gördü. Yani Q01 çıkış verdi. Ama arada bir yerde kaldı. Doğru mu? Evet. Ters yönde dönerken input 02'yi ikinci kez gördü. İkinci kez gördüğünde öbürüne çıkış verdi. Burada önemli olan tek sıkıntılı yer. Şey basit, şu siyahla çizdiğimiz yön belirleme kısmı basit. Tek sıkıntı şu. Sensör arada kalıp iki kere bir input'u gördüğünde, yani pin arada kalıp bir input'u iki kere gördüğünde ne yapmanız gerektiğiydi. Şimdi sorunuz varsa soruları alalım. Sorunun çalışmasına bakıyoruz. Input 0.1'i gördü. 0.2'yi gördü. Aynı yönde döndü. 0.1, 0.2 döndü. 0.1, 0.2 arada kaldı. Bu sefer ters yöne döndü. Kimi görecek önce? Input 02. Input 02'yi gördü. 01. 02. 01. 02. 01. Arada bir yerde kaldı. Geri döndü. 01. 02. Devir yönü değişiyor. 01'i gördü. Şu anda arada kaldı.
Bu arada yani merkezlerden birinin setli olduğu arada. Input 01 gördüğü için merkez 01 setli şu anda içeride ve Q01 de çıkış veriyor. Aynı sensörden ikinciye geçecek. Yani tekrar bu sensörü görecek. Bakın çıkış değişti. Bu sefer yön bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bu sefer buradan geldik. Arada kaldı. Ters yöne dönelim. Çıkış ne yaptı tekrar?